Evet sevgili arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz gibi Vigo kuryeleri toplandı. Toplanma sebepleri de tam bayram arefesinde Vigo garanti ücretle, kuruluşundan bu zamana kadar garanti ücretle faaliyet gösteriyorlardı. Paket başı sistemine geçiş yaptılar. Bu paket başı sistemini de sevgili arkadaşlar tam bayram arefesinde yaptılar ve arkamda görmüş olduğunuz kuryeler mağdur oldu. Burada arkadaşlar Vigo'da şef olarak faaliyet gösteren arkadaşlarımız da vardı. Az önce o arkadaşlarımız da sistemden çıkardıklarını söylediler. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel bir topluluk. Hiç taşkınlık yapmadan güzel güzel isteklerini anlattılar. Bakalım sonuç ne olacak? Buradaki en önemli olaylardan bir tanesi de bu kadar arkadaşımızın işsiz kalmaması. Vigo firmasının da bu kadar arkadaşımıza destek olmalarını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla röportajlar yapalım. Bakalım arkadaşlarımız neler söyleyecek. Evet sevgili arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz gibi Vigo'da faaliyet gösteren kuryeler haklarını arıyorlar. Burada sen de Vigo'daydın herhalde şefim. Ben Vigo'dayım. En güzel anlatacak olan sensin herhalde. Ben Vigo'dayım. 3 yıldır Vigo kuryesiyim. Bu firmada hala çalışmakta bulunmaktayım. Üstümde ceketim yok çünkü sinirden attım, evet, yani. Evet, az önce duyduk. Aynen. 9 günlük bayram tatilinde bize bunu reva gördüler. Bir mesajla paket başı sisteme geçiyorsunuz dediler. Hadi paket başı sisteme geçirdin, maaşımı niye düşürüyorsun? %40'lık bir değer kaybı yaptılar bize. Bunu bize zorlattılar. Ofise gittik, derdimizi anlattık. 10 tane madde sunduk. Bir tanesini bile kabul etmediler. Şimdi kaç gündür sosyal medyada olsun, televizyon haber kanallarında falan olsun. Ben de takip ediyorum, ben de gördüm. Çok güzel bir oluşum oldu. Nasıl çok güzel bir oluşum oldu? Az önce arkadaşımızla bir konuşma yaptı. Konuşma yaparken de hem emniyet güçlerinden özür diledi, hem arkadaşlarımızdan özür diledi. Böyle çok fazla bir kargaşa, gürültü, patırtı yapmadan güzel bir şekilde haklarınızı aradınız. Az önce bir haber geldi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Vigo'da şef olarak faaliyet gösteren arkadaşlarımızı çıkardılar mı dediniz? İnaktif mi oldular dediniz? Onları da bir dinleyelim. Kendi WhatsApp yönetim gruplarımızdan bizi attılar yani. Şu an zaten vardiya yazılmıyor hiçbir şekilde Gebze bölgesinde. Bu şekilde durum. Sen de? Aynı şekilde. Sen de? Ben 2 yıldır aktif çalışanım. Hatay'dan geldim burada ekmeğimi kazanmak için. Ben de her türlü yönetim gruplarından her şeyinden attılar. Şu an vardiya da yazılmıyor. Sağ olsun mesai arkadaşlarım hepsi yanımda durdu. Ben durduğum gibi dik duruşla. Hepsine teşekkür ediyorum. Eski sistemin geri gelmesini istiyorum yani. Gelmeyecekse en azından bir güncelleme yapılsın. Bu sisteme yakın bir fiyat belirlensin. Biz ona göre çalışmak istiyoruz yani. Şimdi buradaki sıkıntının büyüğü, yanlışım varsa düzeltin. Sizlere de soracağım ama sıkıntının büyüğü bayram arefesi gününde bir anda bu kadar kuryeyi paket başı sistemine geçirmeleri. Evet. Doğru mu? Ve maaşlarda %40'lık bir düşüş yapması. Bizlerin maaşlarını düşürdü ve biz eylemdeyiz diye Getir firması restoran kuryesi getirsin diye kampanya yaptı. Sırf sistemleri kilitlenmesin diye müşterilere restoran kuryesi siparişinizi getirsin, yemeğinize 50 TL indirim yapalım diye bir kampanya yaptılar. Resmen bizimle savaşıyorlar ama bilmedikleri bir şey var. Bu kuryeler onları yenecek. Ben bir şey ekleyeyim. Tabii ki. Şu hikayenin özeti şu ya. Vigo burada bütün bize şunu yaptı ya, bize bayramı, Ramazan'ı zehir etti yani Vigo. Yani Ramazan ayının ortasında insanların ücretlerinde düşüklük yaptı. Şimdi 85 artı 50'ye çalışmak saat başı 2 paket bile atılsa Vigo'da 185 lira yapar. Şimdi bize önerdikleri fiyat ne? 70 TL. 2 paket attığınızda 140 TL yapar. Aradaki fiyat farkı nedir? 45 liradır. Bunu 12 saat çalışmaya vurduğunuzda 600 liraya yakın para yapıyor. Ya da 540 lira yapıyor tam değeriyle. 540 lira yapıyor. Bunu aya vurun. 15 bin liraya yakın bir ücret düşüklüğü var. Ocak ayında verdiğini, daha fazlasını Vigo bugün Nisan ayında bizlerden geri aldı. Asıl hikayenin özeti budur. Biz bu değer kaybının kendisinin ortadan kalkmasını istiyoruz. Bize diyorlar ki bütün sistem buna döndü. Bütün sistem paket başı çalışıyor. Trendyol paket başı çalışıyor. Yemek sepeti paket başı çalışıyor. Vigo da paket başı çalışmak zorunda. Yo değil. Sen yıllardır bu sistemle çalışıyorsun. Vigo bugüne kadar i̇şte paramı kazanmıyordu. Sıkıntı orada zaten. Evet. Vigo, çünkü 4-5 benim bildiğim 5 yıllık bir sistem. 5 evet. yıldır garanti ücretle ve garanti ücretleriyle övünen bir firma. Evet. Zaten ofislerinde de gördüm, evet. Denk geldim. İşte bu bölgede 105 bin TL gibi kazanç rakamlar falan paylaşmışlar. Yalan, hepsi. O rakamlar zaten normalde hesapladığınız zaman kolay bir rakamlar değil. Benim şurada merak ettiğim bir olay da var. Bu kadar arkadaşlar toplanmışken.
Diyelim ki zaten bu olay burada kalacağını sanmıyorum. Sizin açıklamalarınızda bayramdan sonra da büyük bir toplulukla yine yetkililerin bulunduğu yerlere gideceksiniz. Yetkililerden açıklama bekleyeceksiniz. Evet. Burada merak ettiğim olay şu. Örnek diyelim. En kötüsünü konuşuyoruz. Vigo garanti ücreti getirmeyeceğini söyledi. Peki bunun yanında bu garanti ücretli arkadaşlarımızın kazandığı kazançlar bellidir zaten. Şurada herkese sorsak ortalaması bellidir. Garanti ücretli aldığı paranın. Dese ki ben bu paket başında bunun garantisini sizlere veriyorum. Paket başı sisteminde faaliyet gösterdiğiniz zaman garanti ücreti aldığınız ücretlere yakın ücretler alacaksınız ki vaadini verse yine bir değişiklik olur mu? Yoksa sizin illa istediğiniz eski sistemi biz eski sistemi istiyoruz mu? Değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz kötüsünü konuştuk. Kötüsünü ben olanı söyleyeyim. Değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Sadece eski düzeni ya getirecekler ya da adam akıllı bir para verecekler. Öbür türlü söyledikleri hiçbir vadede inanmıyoruz. Vigo'ya geçtim. Saatlik garanti ücreti vardı. Hız kilometresi vardı. Hani benim sağlığımı düşünerek bir sistemde çalışmak istedim. Ve gördüm ki onlar da kendi cebine bakıyor. Kendi cebine girecek sisteme bakıyor. Bunu göz göre göre bu sistemi uyguluyorlar. Ve bunu uygulayanlar da yanımıza geldi. Söylediğimize rağmen yapacak bir şey olmadıklarını, ya çalışacaksınız ya da gideceksiniz gibi tabirlerde bulundular. Hiçbir şekilde de yanımızda bulunmuyorlar. Biz bunun karşısındayız ve bu haklı direnişinde yanındayız, devam edeceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla, lafınızı unutmayın da, benim gördüğüm kadarıyla zaten buradaki bakın arkadaşların olayı kabul etmemesinin ve sizlerin de bu olayı kabul etmemesinin sebebi, kendi görüşümü söylüyorum, size söz hakkı vereceğim, düzeltirsiniz. Bu firma da o kadar arkadaşlarımızın, örnek diyorum 10 saat çalışacak bir arkadaşımızın gelirini karşılamayacak kadar paket olmadığını düşünüyorum. Ondan zaten kesinlikle, bu itirazlarınızı yaptığınızı düşünüyorum. Kesinlikle. Hani yine yanlış anlamayın. Hep yanlış anlamayın diyorum da benim de faaliyet gösterdiğim firmaları biliyorsunuz. Orası da paket başı sisteminde çalışıyor. Ama çalışan arkadaşlarımız ortada mutlu. Anladın mı? Paket var çünkü. Burada ortada burada onu anlatıyorum var. İşte. Burada paket olmadığı için sıkıntı, çünkü arkadaşlarımızın kazançları yarıya kadar, belki yarının da ağzına düşecek diye tahmin ediyorum. Vigo'da paketi Trendyol'da restoranda paketin hazır değilse belirli bir süreyi geçtikten sonra üstünden atabiliyorsun. Ama Vigo'da böyle bir şey yok. O paket hazır değilse ben bir gözlemeyi yemin ediyorum, hamur mayalanmamış diye bir gözlemeyi 49 dakika beklediğimi biliyorum. Vigo'da üstünden paket atmak yok. Hazırlama süresi kaç dakika olursa olsun bekleyecek diyor. Kardeşim sen paket başı sistemine geçerken hangi kafayla geçtin ya? Senin bir kere bu kadar işte kuryeye, anlatmak istediğim olay o. Bu kadar aslında kuryeye paket sağlayacak bir sistemin yok. Altyapı hazırlanmadı. Senin böyle bir altyapın yok. Belli sen bu kadar paket çıkarmıyorsun. Hangi kafayla geçtin? Bunun başka bir açıklaması çünkü yok. Çünkü paket olmadığı için de kuryeler diyor ki paket olsa da olmasa da benim garanti ücretim var. Ben bu parayla ailemi geçindirebilirim diyor. Evet. Ama bu sistem senin aynı söylediğin gibi hazırlık yapılmadan geçilmiş bir sistemde arkadaşlarımızı bu boyutlara getirdi. Gel abim. Gel abi, geç. Buyur. Şimdi saygıdeğer abim, buradaki arkadaşların memnuniyetsizliği, asıl memnuniyetsizliği. Biraz daha bu, bu olayın aniden olaya ortaya evet, çıkması. Evet. Bunda bütün arkadaşlarımız hemfikir. Evet. Şimdi bu sisteme zaten bir Trendyol kuryesiyle bir Vigo kuryesini aynı yemek sepeti. Yok, aynı şeylere gönderin. Aradaki fark en az Vigo kuryesi 20 paket atarsa Trendyol kuryesi 40 paket atar. Aynı şeylere gönderin. Yani bu kadar Vigo aziz kalıyor restoranlarda. Haliyle şimdi 2 kişinin yapacağı işi, herhangi bir meskende 2 kişinin yapacağı işi Vigo seni düşünmeyecektir. Diyecek ki benim paketim yerde kalmasın. 4 kişi koyacak oraya. Zaten paket başını kaldırmışsın. Bir de eleman fazla koyacaksın oraya. Nasıl olsa para vermiyorsun. Paket atarsa para alacak. Haliyle ne olacak bu durum? Kuryeyi hepten yerin dibine batırmış olacaksın. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var benim mı? Benim ismim Yakup, soy ismim Çelik. Vigo'da 6 aydır çalışıyorum. Gelelim olayımıza. Olayımız gece saat 10-11'de ben Esenler 4 yolda paketi bırakırken telefonumun çalmasıyla başladı. Vigo bunu aniden baskın yaparcasına bize yaptı. Müdür beni aradı. Yakup, her taşın altından sen çıkıyorsun, milletin ya kışkırtıyorsun dedi. O ana kadar ben Vigo'nun yanında olan bir insandım. Vigo'nun arkasında olan bir insandım. Kuryelerle aralarındaki köprüydüm. Bu lafı bana söyleyerek bu köprüyü yıktı. Bana şu iftirayı atıyor kurye yöneticileri, hatta saha yöneticileri, bu eylemde başka sebeplerin, başka nedenlerim olduğunu söylüyorlar. Benim kimseden bir beklentim, bir şeyim yok. Namusum, şerefim, çocuklarım üzerine yemin ederim ki benim buradaki tek istediğim şey bu kuryeler hakkını alsınlar, paralarını cebine koysunlar. Ben istifamı vereceğim zaten.
Ben bunun arkasındayım. Ya zaten burada arkadaşlarımız özgür. Herkes bana aynı atılan, görüşte. Tabii ki bana atılan iftiralar da var. Bu adamların birçoğu daha bugün beni ilk defa görüyorlar. Bunu bilsinler öncelikle. Bir diğer hususta telefonda milleti kışkırtma dediğinde ona teklifim şuydu. Siz millete 35 paket garantisi verebilecek misiniz? Hayır. Siz millete kalkıp da saatlik ücretini indirdiniz. Şunun garantisi verebilecek misiniz? Biz size aylık 45 bin lira 50 bin lira garanti verecek misiniz? Ben Ahmet Müdür'e şunu söyledim. Dedim ki bak sizden 60 bin 70 bin 50 bin istemiyoruz. Bize 45 bin lira sabit maaş verin. Sigortamızı da yatırın. Biz sizin sigortalı elemanınız olalım. Bundan güzel bir teklif yok. Bunu da kabul etmediler. Paket başı sisteminde paketi de kabul etmediler. Artı hem saatlik ücreti kestiler hem de paket başı ücretini düşürdüler. Şayet paket başı ücretini düşürmeseydi bu kurye kardeşlerimiz yine hız yapmak zorunda kalmayacaklardı. Yine kaza yapmayacaklardı. Yine kırmızı ışıkta geçmeyeceklerdi. Bir şekilde dengeyi kurup yine kazançlarını 3 aşağı 5 yukarı dengeleyeceklerdi. Ama sen aynı zamanda paket ücreti düşürdüğün zaman bu arkadaşların hepsi mağdur oluyor. Aldıkları ücreti, hak ettikleri ücreti kazanamayacaklar. Ki zaten piyasanın %60'ı başka şirketlerde. Vigo bu paket sayısını karşılayamayacak. Farkında değil. Sen temel taşın olan, bunca kuryeyi kandıran, yaptığın reklam, saatlik ücret kampanyasıyla sen bu kadar kuryeyi bir araya getirdin. Bugün kendi temel taşından vazgeçiyorsun. Bu temel taş bizi değil, seni yıkar. Biz bugün bu firmadayız, yarın başka firmada. Bizim sadece kızdığımız bu kadar kişi aynı anda iş bulamayacağımız için. Memleketin hali belli. Eğer bugün bu adamların hepsi aynı anda iş bulabilseydi size bizim minnetimiz bile yoktu. Kapınıza bile gelmezdik. Bu açık ve net. Sizden ricamız birazcık itibar, birazcık kuryeye saygınız, emeğe saygınız varsa bu fiyatlamaları tekrar gözden geçirin. Ya da şöyle bir sözleşme imzalayın. Arkadaşlar biz bu sisteme geçmek zorundaydık. Çünkü Getir saatlik ücreti kaldırdı. Onların saatlik ücreti kaldırdığı yerde biz saatlik ücreti cebimizden veremeyiz deyin. Biz de kuryeler olarak sizin arkanızda duralım. Ama şu sözü vereceksiniz. Arkadaşlar bizim bir ay veyahut da iki arkadaş veyahut da bir buçuk ay bu sözleşmeyi kuryelere karşı imzalıyoruz. Eğer sistem bizim dediğimiz gibi olursa, kuryeler hak ettiği ücreti alırsa, kaza bela olmazsa, herkes rahat çalışırsa söz eylemin en büyüğünü Yenikapı Mitik alanda kuryeler olarak biz yapacağız. Vigo bize sahip çıktı, hak eden hakkımızı bize verdi. Biz sizin yanınızdayız, aceleci davrandık deriz. Ama diğer türlü eğer biz haklı çıkarsak, tazminatsa tazminat haksa hakkımızı verin, bizi bu şirketten gönderin. Bunu bize bırakmayın. Haklı da olacaksanız siz olun, haksız da olacaksanız siz olun. İşin yasal boyutuna değinmek istiyorum. Firma yetkilileri bilmiyorlar mı biz işe girerken imzalamış olduğumuz sözleşmede saatlik garanti ücret verileceği yazıyor. Bizim imzalamış olduğumuz sözleşmede saatlik garanti ücret verilecektir yazıyor. Yasal olarak da yaptıkları zaten yasal değil. Biz bunu mahkemeye de taşıyacağız. Yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yanımda Vigo'nun en eski kuryelerinden var. Bu adam 4 yılını doldurdu neredeyse. Önce bu adamı inaktif ettiler. Dediler ki sen az paket atıyorsun. Halbuki günde 25-30 paket atan adamdı. Paket başı sisteme geçirdiler. Paket başı sistemle de günlük 20 paket atıyor diye yine sen az atıyorsun diye işini sonlandırdılar. İsmim İsmail Yalçın. Vigo'ya 2021'de başladım yani. Aşağı yukarı 4 senedir bu firmada çalışıyorum. Şimdi biz koronada başladık bu firmaya. Getir'den gelmeyeyim. Ben Endüz'den Getir'de 2 sene çalıştım. Arabacıydık. Oradan yani arabaları bıraktık, geldik Vigo'ya başladık. Koronada çok zorluklar çektik, çok uzak yerlerde çalıştık. Depo yoktu o zaman. İstediği yerlere yazarlardı. Biz gider çalıştık. O yani 20 kilometre 30. Emeğini vermişsin. Emeği verdik. Sonra geldik. Yani buraya dediler ki sen dediler az paket atıyorsun. İşte paket zaten yok. Ramazanlık yani. Ramazanda ne olur yani? Her zaman işler düşer yani. Biraz düşer yani. Sen inaktif ettiler bizi. İnaktif ettiler bu sefer bizi paket başına geçtirdiler. Tamam geçelim. Paket başına geçelim. Paket başında da inaktif yapıyorlar. Yani eski elemanlar çıksın, yerine yeniler gelsin. Şimdi eskiden bir yemek verdiler. Yemekte 23 kişiydik eski elemanlar. O da 2 senelik ve 2 seneliğin üstü yani. Zaten sen kötü olsan evet. 4 sene bu firmada yani 4 sene bu firmada kalmazdım. Daha önce yani. Yok yani. Şu an inaktif mi oldu? Tabii inaktif olduk. Neden? İşte çıkın gidin yeniler geldi. Zaten yazmışlar oraya 105 lira. Önceden bize yani hep söylerlerdi. Sizin tanıdık var mı? Eleman yani çok ihtiyaçlar vardı. Oradan buradan eleman bulmaya çalışırdık yani. Eleman gerçekten zor bulunuyordu. Şimdi orada yalan yanlış reklam yazıyorlar. İşte 105 bin lira veriyor, 100 küsür veriyor. Adam işini bırakıp gelip Getir'e çalışmaya çalışıyor. Ya ondan zaten çalışmaya çalışıyor. Göremediği zaman da mecburen. Bu şeyler oluyor yani Getir'de. Yani. Çok yanlıştır yani. Peki konuşmak isteyen başka arkadaşımız var mı? Buyur abi. Konuşmak istiyorum. Buyur. Şimdi Gebze bölgesi için konuşacağım. Tamam. Normalde saatlik ücret olduğunda bize dediler ki istenildiğinde bu paket başı ücretten de faydalanabilirsiniz. Evet, görmüştüm. Yani bu sisteme de geçebilirsiniz dediler. Şimdi yeni paket başında da buradaki bonuslara da dikkat edin.
Bonuslar bile düşüyor burada. Evet. Yani böyle bir çalışma olabilir mi? Evet. Haklısın. Söyleyecek bir şey yok. Var mı başka konuşmak isteyen arkadaşlar? Yöneticilerin üstlere yaranmak için bu kadar emekçi kardeşlerimizi mağdur etmenin bir anlamı yok. Onları oraya çıkaran da bu arkadaşlarımız ya sahip çıkarlar ya da geldikleri gibi geri giderler yani. Sevgili dostlar, arkadaşlarımızı dinlediniz. Buradaki asıl amaç aslında paket başı sistemine geçiş değil. Garanti ücretle faaliyet gösteren arkadaşlarımızın birinci neden bayram arefesinde arkadaşlarımıza haber vermeden bir anda bayram arefesinde işte bayram tatillerine çıkıyorlar biliyorsunuz. Bayram arefesinde arkadaşlarımızı paket başı sistemine geçirmeleri. İkinci olarak da garanti ücretle bu arkadaşlarımız firmanın kuruluşundan beri yani 5-6 yıllık bir zamanda arkadaşlarımız garanti ücret sisteminde faaliyet gösterdiler. Ve ihtiyaçlarını da buna göre ayarladılar. Sonuçta motor alıyorlar, kiraları var, elektriği var, suyu var, işte var oğlu var. Bizleri biliyorsunuz arkadaşlar, çalışan adamın gideri bitmez. Şimdi paket başı sistemine geçtikleri için bu arkadaşlarımızın bu kazançları düşecek ve ödemelerini yapamayacaklar. Çünkü sisteme hazırlıklı olmadığını söylüyorlar kurye arkadaşlarım. Kendilerini dinlediniz. Buradan da Vigo yetkililerine sesleniyoruz. Bu kadar arkadaşımızı dikkate alın. Taşkınlık yapmadan geldiler, kendilerini ifade ettiler. Benim de tek isteğim tabii burada bulunan arkadaşlarımızın işlerinden olmaması. Çünkü herkes emekçi, herkes hakkını arıyor. Benim tek isteğim bu kadar arkadaşımızın işsiz kalmaması. Vigo yetkililerinden kuryelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Hoşça kalın. Bravo. Bravo.